Bu salonu şereflendiren her bir hanımefendi ve beyefendiyi saygıyla, sevgiyle selamladıktan sonra 40 yaşında bu ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı olarak atandığımda bütün gazeteciler bir İzmit'te anamın bulunduğu abimin evine iki İstanbul'da Kayınvalidemle beraber yaşıyoruz. Onun bulunduğu kendi evimize saldırdılar. Yani nereden çıktı bir kadın 40 yaşında İçişleri Bakanı? Şimdi anam benim beyaz tülbentli sonra şeye döndü ya tülbentler yazmaya döndü. Oyalı yazmalı bir kadın. Daha yaşlı ve köy kadını. Şimdi çok meşhur bir hanım gazeteci gidiyor eve. Açmış tabii ne bilsin. Yani misafir almış. Şimdi şeyi sormuş anneme. Kızına ne dersin? O da demiş ki Allah benim kızımı nefsinden korusun. Yani içindeki şeytandan korusun. Dolayısıyla çok itibar bugün çok alkışlar, çok ıı, iltifatlar. Bugünün dünyasında önemli ama bizim dünyamızda değil mi abi? Çok zorlayıcı, çok ürkütücü. Ben bütün bir hayatım boyunca Allah beni nefsimden, içimdeki şeytandan korusun diye dua ettim. İkincisi ise, şimdi beni çok asabi tanıyorsunuz siz, değil mi? Şimdi bu pek asabiyet denir mi onu bilmiyorum. Ama kayınvalideme gidiyor bir başka meşhur gazeteci. O da İstanbul'daki evimize. O da İzmitli. Anneme göre daha genç. İşte namazlı, niyazlı bir kadın, annem ve oğluma bakıyor. Ben Ankara'dayım. Ee, işte i̇şte beraber torunuyla kayınvalidemin evine, gir yani bizim evimize giriyorlar. Onlar da diyor ki gelinin en büyük özelliği nedir? Rahmetli diyor ki şey sağ annem inşallah çok yaşar. O da diyor ki gelinimin en büyük özelliği sabrıdır. Sabrına kafa takan intihar eder. Onu öncelikle söylemiş olayım. Asabi biliyorsunuz da o derece değil. Şimdi bugün burada gerçekten büyük bir heyecan duyuyorum. Niye heyecan duyuyorum? Önce Muhsin Başkan'ın abisi aramızda. Onun için duyuyorum. Abi hoş geldin. İkincisi Mehmet Ceylan'ın Sivas adaylığını resmi halde ve diğer ilçe belediye başkan adaylarımızı resmi şekilde ilan edeceğiz. Onun için heyecan duyuyorum. Ve hem abimin yüzüne baktığımda hem Mehmet kardeşimin yüzüne baktığımda yıllar yıllar önceye gidiyorum. Hakikaten pek çok çileli yolculuktan yüz akıyla çıkmış insanlarsınız. Ön sırada oturanların, arka sırada oturanların arkaya doğru gittikçe nedense benim yaşımdakiler daha fazla burada. O uzun yolculuktan, o çileli yolculuktan Zaman zaman çok ağır haksızlıklara uğranılan o yolculuktan yüz akıyla çıkmış insanlar burada. Bütün haksızlıklara rağmen gidip Türkiye Cumhuriyeti devletini benim devletim diye kabul ettiği için asla uluslararası mahkemelere götürmemiş, asla Avrupa'ya, Amerika'ya şikayet etmemiş insanların kendileri ve aileleri burada. Onun için çok heyecanlıyım. Onun için bu salonda Mehmet kardeşim inşallah elini kaldırdıktan sonra Sivas'ın belediye başkanı olacaksın. Çünkü çünkü sen de o uzun yolculuğun yüz akıyla çıkmış insanlarından birisin. Ve yolda gelirken, il başkanımızla aynı arabada gelirken ona bazı şeyler sordum. O söyledikleri içerisinde Sivas'ın durumu nedir diye sorduğumda mesela 40 bin insanın işsiz olarak kayıtlı olduğunu söyledi. 40 bin kişi Sivas'ta işsizliğe kayıtlı. Dedi ki sanayici ne yapsın? OSB'lerde ya iş gören insanlar ne yapsın? Vergiler yüksek olduğu için çalışanlarına diyor ki ya sen işten atacağım ya da asgari ücreti vermek yerine 10 bin liraya çalış. Biz asgari ücreti yükseltmeyi önerirken İyi Parti olarak dedik ki işverenin üzerinde ağır bir vergi yükü var. Onun önemli bir kısmını şimdilik siz karşılayın, devlet karşılasın ki istihdam bozulmasın. Sanayici ihraç etmeye devam etsin, üretmeye devam etsin. Çünkü sanayici rantiyeci gibi değil sanayici bisiklete binen insan gibidir. Pedali bıraktığı zaman küt diye duvara vurur. O nedenle insan istihdam eder, üretir, hem içeriye hem dışarıya satar, teknoloji geliştirir ve dolayısıyla Türkiye her türlü kazanır. Ama onun yerine fabrikaları, lojistik merkezleri haline çeviren bir rant sistemi, rantiye sisteminde ısrar edildi. Türkiye'nin her yerinde böyle, Sivas'ta da böyle olduğunu başkan anlattı. Şimdi iki fabrikanın da, şeker fabrikasının da, diğer özelleştirilmiş fabrikanın da işçilerinin hakkı, hukuku ortalık yerde. Buna karşılık Pancar üretimi yapan o şeker fabrikasına pancar üretimi yapıp satan çiftçilerin durumu rezalet dedi. Bir başka konu hastanelerde doktor yok dedi, uzman hekim yok dedi. Öğrencilerin durumuna gelince durduk. Çünkü gençler Sivas'tan başlayarak Türkiye'nin her yerinde çok zordalar büyük bir umutsuzluk yaşıyorlar. Sivas'ta ise çok daha fazlası yaşanıyor dedi. Şimdi okula gidiyor anne anne baba cebinden, e, hayatından, efendim e, rızkından kısarak çocuğunu okutuyor. Ama mezun oluyor iş bulamıyor, istihdam kapalı. Ama buna karşılık, buna karşılık bazıları ise okula kayıt yaptıramıyor çünkü yurt çıkmış yurdun parasını ödeyecek durumu yok. KYK burs yurdu çıkan mutlu olması gerekir. Hadi durumu da o yurt parasını verecek durumda. Hadi oraya da gidiyor. Bir bakıyorsunuz yemeklerin içinden kurt çıkıyor, sülük çıkıyor, böcek çıkıyor. Bir bakıyorsunuz bir yani 18 asansör düştü KK yurtlarında. 18. Ulaşımla ilgili kısa yerler olmasına rağmen son derece pahalı dedi Sivas için. Tarım, hayvancılık hatta'ya gitti. Çünkü sulamadaki pahalılık, elektriğin pahalılığı dedi. Şimdi bütün bunlara bir baktığınız zaman her seçimde Sivas'ta ne yapılıyor? Bize oy ver diyorlar size. Karşı taraf terörist. Öbür tarafta diyor ki bize oy ver onlar şeriatçı. Şimdi bir taraf teröristin manasını bilmiyor. Altını boşalttı. Hafifletti terörist kavramını. Öbürü de şeriat eşittir İslam dinidir olduğunu bilmiyor. İki cahil arasında çırak çıkan Sivaslı. Tekrar söylüyorum. iki cahil anlayış arasında çırak çıkan Sivaslı. İşte Mehmet Ceylan. Mesela biliyorum ki iyi belediyeciliğin ne olduğunu, nasıl olduğunu herkese gösterecek Sivas Türkiye'nin her şehrinde belediyecilik anlamında, sosyal belediyecilik anlamında bir numaralı örnek bir şehir olacak. Ben biliyorum ki Mehmet Ceylan'ın belediye başkanı seçildiği şehirde hiçbir yaşlı o gece aç uyumayacak. Ben biliyorum ki Mehmet Ceylan'ın belediye başkanı olduğu Sivas'ta İlkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar olan çocuklarımızın, devlet okullarında okuyan gençlerimizin, evlatlarımızın hiçbiri günü aç geçirmeyecek. Biliyor musunuz? Birçok şehirde çocuklar sabah kahvaltısı etmeden okullarına gidiyor. Yanına verilen, aileden verilen işte ne imkan varsa ve büyük şehirlerde İstanbul gibi şehirlerde Bol Ankara gibi şehirlerde bodurluk başladı bodurluk tekrar söyleyeyim bodurluk başladı. Çünkü devleti yönetenler devleti yani yönetmek için sizler tarafından onlara yetki verildi. Milletimiz tarafından yetki verildi. O yetkiyi yandaşlara, candaşlara kullanarak Milletimize, çocuklarımıza, gençlerimize kullanmadılar. Para yok dediler. Ve o çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini ücretsiz devlet eliyle vermeleri gerekirken Türkiye'nin buna yönelik imkanları var. Şehirlerin buna yönelik imkanları var. Yapmadılar. Onun yerine cepellezi yapan tipleri kayırdılar. Benim tanıdığım Mehmet Ceylan o çocukları aç bırakmaz. O çocukların gelişmesini sağlamak için gerekirse cebinden koyar, gene de onu yapar. Şimdi inşallah da bu iki yumruk arasına sıkıştırılmış, sürekli çırak çıkan, sürekli kazık yiyen milletimizin ben milletimize laf etmem. Çünkü bir tarafta diyor ki bunlar terörist, bir tarafta da diyor ki bunlar şeriatçı, ikisi de ikisinin manası yani teröristin manası nedir? Öbürü bilmiyor. Şeriatın manasının ne olduğunu öbürü bilmiyor ve sonuç itibariyle sizleri bu iki alana sıkıştırıyor ve elbette o feraset içerisinde oy veriyorsunuz. Halbuki ben milletimin ferasetine, milletimin irfanına eminim, biliyorum. Boynum kıldan incedir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sizler aziz milletim, seçmenimiz ve nimetsiniz veli nimet olarak diyorsunuz ki bir siyasi partiye hadi bizi yönet. Bizlere de diyorsunuz ki hadi bakalım sen bizim, siz bizim avukatımız olun. Bizim partilere de. Yani muhalefetin anlamı halkın, milletin, seçmenin derdini dinleyip ona ulaşıp o sesi duyup iktidara duyurmaktır. Çözüm üreterek duyurmaktır. Şu sabah kahvaltısı öğle yemeği meselesi için dünyayı yıktık, yırttık ama maalesef başarılı olamadık. Şimdi o nedenle, o nedenle belediyeden başlayarak Mehmet Ceylan açı doyuracak, çıplağı giydirecek. Doğru mu kardeşim? Söz mü kardeşim? Söz diyor. Çünkü Mehmet Ceylan'ın sözü namusudur. Duymuşsunuzdur ama ben de anlatayım. Rahmetli Elçi Bey'in yakınında bir isimdim ben. Kendisini çok sever sayardım. Bey derdik biliyorsun. Türkiye'den çok insan tanırdı. Ama bir röportajında verdiği beyanatta bir şey demişti. Demişti ki eğer benim Azerbaycan'daki benim bulunduğum alanla ilgili tarih yazıldığında Mehmet Ceylan'dan bahsedilmezse, Türkiye'deki kardeşimden bahsedilmezse bilin ki o tarih eksiktir. Yani eli Azerbaycan'a kadar uzanan bir kardeşimizdir. Elçibey'e kadar uzanan bir kardeşimizdir. Elçibey'in saygısını, sevgisini ve ağabeyliğini kazanmış bir Arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Şimdi insanların geçmişleri haline ve geleceğe kefalet koyar. Onun geçmişi bugününe ve yarına kefildir. Kefillerinden birisi de rahmetli elçibeydir. Onun için ben Sivaslıların ferasetinin, irfanının bu seçimde Mehmet Ceylan'ı kazandıracağına, diğer belediye başkan, ilçelerdeki belediye başkan adaylarımızı da kazandıracağına inanıyorum. Çünkü bu iki kutuplu dünyadan çıkmanın ilk yeri Sivas olacak. Çünkü aynı Sivas, ne yaptı aynı Sivas? Aynı Sivas manda ve himayeyi reddetti. Hayal edin, o gün buradan sizin büyükleriniz, sizin babalarınız, dedeleriniz, sizin atalarınız Atatürk'ümüze deseydi ki Paşam biz manda ve himayeyi kabul etmeliyiz. Boş yere uğraşmayalım deseydiler. Biz bugün bu salonda olabilir miydik? İsimlerimiz ne olurdu? İnancımız ne olurdu? Biz nerede olurduk? İşte Sivas o gün manda ve himaye kabul edilemez diyerek bugünleri sağlayan şehirdir. Onun için benim için burası çok önemli, çok heyecanlıyım, çok mutluyum, onurluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü iyi Parti'ye de şöyle bir soru soruluyor bugün manda ve himaye kabul eder misin? Etmiyoruz kardeşim, etmiyoruz. Etmiyoruz. Aynı o günlerde, aynı o günlerde manda ve himayeyi reddettiği için asortik yerlerden Sivaslılara taşlar atılmıştı, hatırlayın. Böyle ağız vurun bükülerek gezilmişti. Ah işte Anadolu. Ama kabul edeydiniz. Onun yanında duraydınız. Atatürk'ümüzü kovalayaydınız. Ne olacaktı? Bununla övünün. Bununla övünün. Bunu çocuklarınıza anlatın, torunlarınıza anlatın. Türkiye'nin bağımsızlığının, hürlüğünün, müstakilliğinin yeridir Sivas. Dolayısıyla Sivas hem Osmanlı'nın mirasçısı hem Cumhuriyet'in kurucusudur. Selçuklu'da ben tarihçiyim valla ta şeye kadar gideriz. Sonra sana kadar gideriz. Onun orada bırakın. Şimdi bugüne getirendir Sivas. Hiç böyle bakılmıyor. Hiç bu konuşulmuyor. Ve onun için Sivas'ın yetiştirdiği yiğitlerin büyük bölümü rahmetli Muhsin Başkan gibidir. Şimdi onun için ben Sivas'la, Sivas'ın iradesiyle onun yarattığı o sonuçla çok ilgili bir tarihçiydim. 15 yıl üniversitede inkılap tarihi anlattım. Beni dinleyen öğrencilerimin büyük hemen hepsi tamamı bu bakış açımı bilir. Çünkü bir adımı bir şehir attı. Sonrası peşinden geldi. Şimdi biz de Sivas gibi iyi parti olarak biz de Sivas gibi Türkiye'nin iyi yönetilmediğine kanaat ettik. Bu ucube sistemle Türkiye'de insanların sesinin duyulmadığına kanaat ettik. Bir taraf şeriat geliyor bunlar şeriatçı tövbe tövbe derken öbür taraf bunlar terörist dedi gene tövbe tövbe çünkü iftira bu kısmı iftira böyle bir sistemin içinde oğlumun kızımın durumu ne olacak diyemeyen bu insanları nasıl ayağa kaldırırız nasıl bu ucube sistemden kurtarırız Bundan kurtuluruz hep birlikte yola çıktık. Sorumuzun cevabını bulmak üzere yola çıktık. Bakınız. Ben meclis başkan vekiliydim. Rahmetli Muhsin Başkan şehit olduğunda o gece o eve ilk gidenlerdenim. O evin kapısını ailesi değerli eşi, çocukları şeye giderken Kahramanmaraş'a giderken en son o kapıyı kapatan kişi. Rahmetli Muhsin Başkan'ın gerçekten kız kardeşiydim. Ama çocuklarını bilirim, görüşürüm. Anlatmam ben bunları. Ama ben 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 meclis başkan vekili Meral Akşener ben çözemedim abi özür dilerim. O katilleri <laughs> size getiremedim. Niye? Gücüm yoktu, gücüm. Şimdi sizden ehliyet istiyorum. Şimdi önce Mehmet Ceylan'ın seçimi için el vermenizi, yol vermenizi, 2028'de de bizi iktidar etmenizi istiyorum ki hem Muhsin Başkanın hem de onu da rahmetlanıyorum hem de Sinan Ateş'in katillerinin bulunması için şimdi dolayısıyla Sivas'tan beklentim bir oy vermek değil. Sivas'tan beklentim oylar verildikten sonra olacaklar aynı Sivas Kongresi'nde takınılan tavır sonrası Türkiye'nin nasıl bu cumhuriyete geçişi, nasıl ilerleyişi, nasıl hür ve bağımsız olmasını sağladıysanız o kararınızla, o iradenizle bizi güçlendirdiğiniz andan itibaren iki yumruk arasında sıkışmış Türkiye'yi dışarı çıkarıp projelerin tartışıldığı, gençlerin derdinin paylaşıldığı, dayak yiyen kadınları sizlere işaret etmeyeyim, siz öyle tipler değilsiniz Allah korusun. Ama dayak yiyen kadınların, istismara uğrayan çocukların, istismar diyorlar da onu da hafifletmek, tecavüze uğrayan çocukların, depremlerde kaybolan çocukların, söylediğiniz zaman hakarete uğradığınız bu Türkiye'yi biz asıl kurallarına, kuruluş ayarlarına sizinle el ele vererek döndürmek üzere orayı yani velinimetin seçmen olduğu, milletimiz olduğu, milletin birbirinin karşısına düşürülmediği, komşunun komşuya, komşunun külüne muhtaç olduğu meselinin yeniden canlandırıldığı komşuluk ilişkilerinin Yerle bir edildiği ülkemizde, siyaset üzerinden kutuplaştığı ülkemizde yeni baştan bir olmayı, biz olmayı, iri olmayı, diri olmayı canlandırmak üzere yola çıktık. Onu inşa etmek üzere yola çıktık. Bu seçim bu yolculuğun nasıl olacağını gösterecek. Arkadaşlarım kızıyor ama ben dürüst bir şekilde söyleyeyim. Bu seçimlerle ilgili olarak pek çok hakaret işittim. Birey olarak hakaret işittim. Pek çok çirkinlikle karşılaştım. Pek çok iftiraya uğradım. Şimdi Sivas'tayız. Sivas aynı zamanda belli hassasiyetlerin nasıl olduğu bilinen bir şehrimizdir. Pek çok şehrimiz gibi her ağzını açan benimle ilgili konuşuyor konuşuyor konuşuyor. İki kelime çok önemlidir. Gerçek değilse şerefsizliktir. Birisi mahremini bilirim kelimesi, birisi sırlarına vakıfım kelimesi. Eğer bu iki mahrem ve sır kelimelerinin karşılığı yoksa bunu ima eden, bunu söyleyen herkes şerefsiz, oğlu şerefsizdir. <laughs> tamam mı? Şimdi bunu niye söyledim? Kızdığım için söylemedim, asabileşmedim. Konumuz o değil. Söylemeye çalıştığım şey bütün bunlar abi söyleniyor. Niye biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi ile sıkışmamız için. Ya el sıkıştık başaramadık kardeşim. Biz şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarına laf etmiyoruz. Hakaret etmiyoruz. Sadece bir risk alarak yani biz kendimizi şu anda tarttırıyoruz. Ve ben ayrıca kendimi de tarttırıyorum. Dedim ki başarırsak hepimizin başaramazsak ki inşallah başaracağız. Onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum diyorum. Seçmen ya bir tekme atacak, gidecek kellem ya da oturup benim kafamı yeniden yerine koyacaksınız. Böyle dediğim zaman Oktay kardeşim, Sayın Bakanım kızıyor. Diyor ki sen bu ülkenin yoluna hepimiz gibi başını koydun. Kabulüm. Yoluna baş koydum Türkiye. Şimdi ama sonuç itibariyle o bedeli ödemeye hazırım gönüllüyüm. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Hür ve müstakil olmanın Türkiye'ye faydası olacağına inanmak demek. Sıkışmışlığın kırılmasının size fayda sağlayacağına inanmak demek. Ve herhangi bir siyasi yapıyla herhangi bir pis pazarlığın içine girmemek demek. Biz dün bu ucube sistemi ortadan kaldırabiliriz diyerek işbirlikleri yaptık. Başaramadık. Başaramadık. Ucube sistem devam ediyor. Dolayısıyla bu da Türkiye'ye en büyük zarar veriyor. Şu anda hukuk şurada. Karşımda abim oturuyor. Hukuk burada değil mi? Burada. Nerede Muhsin Başkan'ın katilleri? Peki Bakın Ayşe Ateş ben onlar hakkında konuşmuyorum yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü benim abim MHP Kocaeli il başkanıydı. Çok şey yaşadık biz. Hapislerde görenleri yani anlatamam size. Çok şeyler yaşadık. Şahit oldu bu gözler her şeye. Ben ısrarla her şeyi takip ederim ama bunu bir siyasi malzeme haline getirmem. Ama bunu kendisi anlattığı için sizle paylaşmak isterim. Ayşe benim evladım gibi. Ondan önce hiç tanışmazdık. Telefon açtı bana dedi ki abla çocuklarla sana gelmek istiyoruz. Ben de dedim ki eve mi? Nereye olursa dedi. Dedim ki parti olabilir mi? Hani eğlensin çocuklar. İşte herkes seviyor onları. Kalabalık falan. İyi olur dedi. Siyasi anlamda en ufak bir şey değil bu anlattığım. Küçük kızı, kızı Bengüsü. İki el buz gibi. Ayaklar buz gibi. Burun buz gibi. Neden biliyor musunuz? Haykıra haykıra ağlayasın var. Anne gözümünden ayrılma. Babam gibi ya seni de vururlarsa. Benim koruma polislerim burada. Arif ağladın mı oğlum? Ağladı. Ağladınız mı? Ağladınız. Nasıl biliyor musunuz? Titriyor. Çünkü torbacılar öldürdü. Çünkü torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mert şeydi. Onun içinde hiçbirimiz korkmadık. Ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar. Ve onların yarın ne yapacaklarını o çocuk bilmiyor. Şu kadar bir çocuk, dokuz yaşında. İpincecik, gözünün önünden annesini ayırmıyormuş. Ne yaptılar biliyor musunuz? Benim koruma polislerimin tamamı Bengüsü'yü aldılar. Bütün telefon numaralarının hepsi özel neleri var ona verdiler. Benim kucağımdan inmedi. Gitti. Bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bunu yaşatmaya bir çocuğa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Sizden, sizden rica ediyorum. Sizden talep ediyorum. Önce bu adamı seçin sonra bizi seçin. Bu çocukların ahının yerde kalmaması için bizi seçin bizi. Hukuk yerde, adalet yerde, milliyetçi çocuklar içeri alınıyor. Bölücülü övenler fikir hürriyetinden yararlanıyor. Bir bakıyorsunuz hepsi aynı çeşmenin damlalarıymış. Orası da burası da aynıymış meğerse. Onun için bu bu cendereden ülkemizi çıkartmanın yolu biz kendi başımıza. Rahmetli Elçi Bey'in mi öyle derdi özü başına diye konuşması vardı. Özü başımıza sadece minnet ettiğimiz yer sizsiniz. Sadece karşısında yerlere kadar eğildiğimiz resmi tazim durduğumuz sizsiniz. Siz veli nimetsiniz. Vereceğiniz oyların hepsi başımızın üstündedir. Hay, yani seni beğenmiyorum demeniz de başımızın üstündedir. Sizi asla asla seçmenimizi milletimizi herhangi bir sıfatla anmamız mümkün değildir. Vardır bir hikmeti diyeceğiz. Diyeceğiz ki biz bir şey eksik bıraktık ama sizden ricam eksik bıraktıklarımızı bize söyleyin, onları tamamlayalım ve ülkemizi bu cendereden önce belediyelerle daha sonra da 2028'de bu ucube sistemden kurtulmak üzere biz tekrar kurulma ayarlarımıza döneceğimiz bir yolculuğu tamamlayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Hakkınızı helal edin. Bu bir vebal. Cenab-ı Hak beni ve arkadaşlarımı sizlerin karşısında mahcup etmesin. Ben hep şunu dua ederim. Ya Rabbim senin huzurunda da kullarının karşısında beni mahcup etme, arkadaşlarımı mahcup etme başımı eğme diye. Onun dışında geri kalan her şey hayırlısıysa isterim. Hayırlısı efendim. <laughs> Sağ olasın Allah razı olsun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür Se ederim. Sayın Genel Başkan, sizi yerinize almadan. Evet değerli misafirler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıymetli misafirler evet gördüğünüz üzere bizleri hiç yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e konuşmalarından ötürü teşekkürü gerçekten bir borç biliriz. Evet şimdi il başkanımız Sayın Volkan Karasuyu. Yine belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Ceylan'ı genel başkanımızla selamlamak üzere sahneye davet ediyorum. Evet Kocaman alkışlarımızla. Evet kıymetli misafirler şimdi de Sivas'ımızı iyi belediyecilikte tanıştıracak olan belediye başkan, ilçe belediye başkan adaylarımızı sahneye takdim etmek istiyorum. Gürün ilçesi belediye başkan adayımız Sayın Ercan Uzmay. Gemerek ilçesi belediye başkan adayımız Sayın Turan Sağırkaya. Koyulisar Belediye Başkan Adayımız Bora Karakullukçu. Suşehri Belediye Başkan Adayımız Sayın Erhan Şimşek. Şarkışlı Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Yüksel Keçeli'yi alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Evet. Kıymetli vekillerimiz, sizi de bu güzel tablonun içerisinde görmek isteriz kıymetli vekillerimiz. Lütfen. Evet, şu güzel tabloyu Alkışlarımızda hiçbir şekilde yalnız bırakmayalım. Evet, Genel Başkanımız, sayın milletvekilerim. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık.